Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin kolaylıkla yapabileceği çok pratik baklava tarifi paylaşacağım. Yalancı baklava nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla anlatacağım. Merak edenler, denemek isteyenler fakat tarifle ilgili tereddütleri olanlar için tarifi özellikle küçük boy borcamda hazırladım. Denemeye değer çok basit bir tarif. Mutlaka bir şans verin derim. Tatlımıza şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için bir su bardağı toz şekeri tencereye aktaralım. Üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. En son 1 dilim limonu da ekliyorum. Ara ara karıştırarak kaynayana kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Şerbet kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıyorum. Ve kısık ateşte 15-20 dakika arasında ara ara karıştırarak şerbeti hazırlıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Baklavanın hamuru için yarım su bardağı sıvı yağı, Yarım su bardağı süt 1 yemek kaşığı sirke Yarım su bardağı mısır nişastası Ve bir buçuk su bardağı un kullanıyorum Tüm tariflerimizde olduğu gibi onu her zaman eleyerek ve kontrollü kullanıyoruz yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü unun kalitesi gibi Nedenlerden dolayı un miktarı farklılık gösterebilir bir paket kabartma tozunu da ekliyorum. Tüm malzemeleri eleyerek baklava hamurumu hazırlıyorum. Hamuru kolay yoğurabilmek için ilk önce spatula ile toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Ve bir yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Tereyağını bu şekilde minik minik küplere bölerseniz hamurla daha kolay özleşecektir ve daha çabuk eriyecektir. Ve tereyağını hamura yedirene kadar baklava hamurunu yoğuruyorum sert bir hamur olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yağlı ve yumuşak bir hamur oluyor. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi üzerine yarım su bardağı iri kırılmış ceviz içi koyuyorum ve cevizleri hamurla özleştiriyorum. Baklava hamurumuz hazır. Hamurun kıvamı görmüş olduğunuz gibi sert değil, yumuşak bir kıvamda. Şimdi küçük boy borcam kullanıyorum. Hamur dediğim gibi hem yumuşak hem de yağlı bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde elimizde açılacaktır. Hamuru borcama koyuyorum ve elimle bastırarak eşit bir şekilde yayıyorum. Borcamın tabanını yağlamıyorum, direkt hamuru koyarak hazırlıyorum. Baklava hamuru çok kolay bir şekilde elimizle tepside açıldı. Şimdi istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destek için teşekkür ediyorum. Baklavayı hazırladık. Şimdi baklavanın ağır ağır pişmesini istiyorum. Bu sebeple hiç ön ısıtma yapmadan 160 derece fırında baklavayı pişiriyorum. Ben mini fırın kullanıyorum. Toplamda 1 saatte pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Yalancı baklavamızı fırından çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızardılar. Şimdi fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekliyorum. 5 dakika sonra üzerine hazırladığımız şerbeti eşit bir şekilde döküyorum. Eğer şerbet sıcak, baklava sıcak, ikisi de sıcak olursa bu şekilde baklavayı şerbetlerseniz baklavanız samur olur. Şimdi baklava çıktıktan sonra 5 dakika bekledik. Üzerine ılıyan şerbeti ekliyorum. Gördüğünüz gibi zaten şerbetini çekiyor. Ve baklavayı en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Baklavamız şerbetini çekti. Tam kıvamında çok güzel oldu. Ben çok aşırı şerbetli şekerli sevmediğim için bir su bardağı şeker için iki su bardağı su kullandım ve bana göre bu ölçü tam ideal ve güzel. Ama siz eğer daha şerbetli isterseniz birebir ölçü kullanabilirsiniz. Şimdi tatlıyı değerlendirecek olursak tatlı aynı ismi gibi yalancı baklava tarifi. Görüntü olarak baklavaya çok benziyor. Lezzet olarak da baklavayı andırıyor. Yani yediğiniz zaman bir baklava yemiş hissi uyandırıyor sizde. Kıvam olarak da bir baklava değil tabii ki de. Baklavanın çıtırlığı yok. Hafif kıyır ve yumuşak bir tatlı ama yumuşak derken hamur olmuyor. Hamur değil. Özellikle vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz de tatlınız hamur olmaz. Canınız baklava istediğinde çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi. Bence denemeye değer güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.